Çok değerli Dünya Olimpiyanlar Derneği Başkanı Sayın Joel Muzu, saygıdeğer üyeler ve kıymetli olimpik sporcular, değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Elbette heyecanlıyız. Bugün sabaha, dün akşamki sizlerin kendi aranızdaki duyurudan sonra ben de sporla başladım. Çok erken bir saatte. Ardından kıymetli sunucumuzun tavsiyesini dinleyerek kadın voleybol takımımızın da maçını izledim. Başarılı bir maçtı ve ilk galibiyetini aldı. Umuyorum ilk takım katılımıyla birlikte kadın voleybol takımımızı Paris'te de izlemek bizleri mutlu edecektir. Başarılar diliyorum onlara. Japonya'ya buradan sevgilerimi ve öpücüklerimi yolluyorum. Yolları açık olsun. Açıkçası sporcularla her buluşmamda aynı hisleri yaşıyorum ve bunu bazı konuşmalarımda da dile getirdim. Katıldığım toplantılarda sporcular, hele hele olimpik sporcular olunca çok mutlu oluyorum. Onların olduğu yerde kendinizi daha umutlu hissediyorsunuz. Umutlu hissetmekten, hayatınızdaki farklı hedeflerle ilgili motive olmaktan kendinizi alıkoyamıyorsunuz. Sadece durarak bile hayat görüşünüzü etkileyen insanlar, olimpiyanlar, sporcular, hele hele olimpiyata katılmış olan sporcular. Yaşama sevincinizi arttırıyorlar. Hayallerinizin peşinde giden, koşan o insanların, bunun için hayatlarını değiştiren, sınırlarını zorlayan, engelleri aşan ve fiziklerini en iyi şekilde kullanan, psikolojik olarak hep hazır olan ve toplumları en güçlü şekilde harekete geçiren insanlar. Onun için beni ve ekip arkadaşlarımı çok etkiliyorlar. Hayatına spor katan ve bunun yararlarını çok yaşamış bir insan olarak keyifle söyleyebilirim. Dallarında en üst seviyede performans göstermiş sporcularla bir araya gelmek gerçekten çok heyecan verici. Bugün bu hayret ve hayranlık duygularını tahmin edersiniz ki bahsettiğim biçiminden çok daha yoğun yaşıyorum. Bir salon dolusu olimpik sporcuyla, dünyanın tüm olimpik sporcularını temsil eden insanlarla bir araya gelmek ve açıkçası onlarla birlikte ekip arkadaşlarınızla beraber müthiş hissetmeme neden olmuştur. İlk olarak tüm konuklarımıza bugün burada bizimle bir araya geldikleri için yürekten İstanbul halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Türk milleti adına, İstanbul halkı adına kentimizi seçtikleri için de ayrıca şükranlarımı iletiyorum. Çok özel hissetmemizi sağladınız. Bu anlamda hepiniz tekrar İstanbul'a hoş geldiniz. World Olympic Association yetkilileri başta olmak üzere bu güzel ve seçkin organizasyonda emeği geçen herkese de yürekten teşekkür eder ve kutlarım. Bundan sonra çok daha verimli, çok daha özel toplantılar yapmanızı elbette diliyorum. Bu kadar olimpik sporcuyu bir arada görünce aklınıza hayatınız boyunca izlediğiniz muhteşem performanslar da geliyor doğal olarak. Hepimizi çok özel anlara götürüyor. Açıkçası kendimizi özel hissetmemize, motive olmamıza neden olan geçmişe döndüğümde rol model olarak aldığımız çok sporcular hatırlıyorum. Küçüklükten itibaren onları izlemekten, onların hareketlerini taklit etmekten alıkoyamayız kendimizi ve böylesi hareketlerle aslında kendimizi geliştiririz. Bazen ekranların karşısında onları taklit ederiz. Bazen spor yaparken spor sahalarına ilk adımlarımızı attığımızda onlar gibi hareket etmeye ve onlar gibi davranmaya çalışırız. Hatta kendimize onların isimlerini bile lakap olarak takarız. Ve insanların araştırmalara bakıldığında insanların sporcu olmaya ve spor yapmaya karar vermelerine %80'in üstündeki oranlarda spor yıldızlarının yol açtığını gösteriyor. Yıldızlar sadece spor yapan sağlıklı insanlar değil, daha sosyal ve her konuda daha dinamik bireyler olmamızı sağlıyorlar. Toplum olarak ortak hafızamızda yer etmiş birkaç insanla ilgili birazdan örnek vereceğim. Ama mesela ben küçük bir çocukken futbolu seviyordum, futbolcu olmak istiyordum ama
İki kaleci beni etkilemişti. Televizyonlardan izleyerek Türkiye'nin bir şehrinin bir köyünde yaşayan bir insan olarak örneğin ta İngiltere'den Shilton diye bir kaleciye merakla izleyen bir çocuktum. Aynı zamanda yine Türkiye'de önemli bir kaleci Şenol Güneş'i izleyen bir kaleciydim ve topu onlar gibi kurtarmaya, topa onlar gibi müdahale etmeye gayret ederdim. Ve benim hayatıma çok özel anlar, çok özel hedefler koymama vesile olmuştu. Bir gün onların kaleci oldukları kaleye geçip o kalede kendim mücadele vermek istediğimi, hayalleri kurar, bazen futbol topuyla bir yatakta uyuduğumu, günlerce uyuduğumu, annemle bunun çok münakaşasını yaptığımı dün gibi hatırlıyorum. Örneğin yine böyle bir sporcu gibi Muhammed Ali, hepimiz bu ismi biliriz. Cesaret, dayanıklılık ve kararlılıkla dolu bir yaşam sürdürdü. Aynı zamanda sadece bir sporcu değil, tüm toplumsal meselelerdeki duruşlarıyla da dikkat çekti. Muhammed Ali'nin başarıları hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için gereken özgüveni ve azmi temsil etti. Dünyanın bambaşka bir yerinde en yoksul, en ihtiyaçlı mahallelerinin içinde duran bir evdeki bir çocuk onun cesaretinden feyiz aldı. Onun için çocuklara ve gençlere içlerindeki potansiyeli gerçekleştirebilecekleri inancı aşıladı. Muhammed Ali sporun sadece fiziksel bir mücadele olmadığını, aynı zamanda insanın karakterini bir yansıması olduğunu bütün dünyaya gösterdi. İnsanlar işte bu şekilde aslında dünyanın iyileşmesine, insanların olduğu belki zor koşullardan çıkmasını, sıçramasını sağlayan bir yolculuğu oluşturmasına katkı sundular. Daha 18 yaşında Ali olimpiyat madalyasına ulaşmıştı. Atlanta 96'da da olimpiyat meşalesini yakan gerçek bir olimpiyandı. Bir başka olimpik yıldız, benim için de çok özel, Nadia Comaneci. Dün gibi hatırlıyorum, televizyonda çok keyifle izleyen bir çocuktum. Belki bir çocukluk aşkı bile diyebilirdim. Çok keyifle ve böyle hayranlıkla izliyordum. Tüm dünyanın ama en başta da genç kızların rol modeli olarak parladı Nadia. 10 tam puanı aldığında dünya hayranlıkla izlemiş ve alkışlamıştı. 10 tam puan alan bir sporcu olarak kusursuzluğun da simgesi oldu. Rumen sporcu, genç sporculara özellikle başarıya giden yolun sadece yetenekle değil, aynı zamanda çok çalışmanın, çok özveriyle mümkün olabileceğini gösterdi. Yine bir başka olimpiyat yıldızı, muhteşem performansın sahibi Usain Bolt. Jamaikalı atlet sadece kendi ülkesinin kaderini değiştirmekle kalmadı, kendisini sürekli olarak geliştirmesi, hep daha iyi hedeflemek, çok daha yeni rekorlar kırmaya dönük koşması, gençlerde özellikle hayata dair hedeflerin asla bitmeyeceğini ve mücadelenin gücünü gösterdi. Onu özel kılan her zaman koruduğu pozitif kişiliğiydi. İnsanlar zaten sadece mücadeleleriyle değil, duruşuyla, pozisyonuyla, yüz hatlarıyla ve yansıttığı kişiliğiyle çok etkili oldu insanlara karşı. Sporun bu anlamda mükemmel karakter özellikleriyle de ilgili olduğunu, başarının ancak böyle gelebileceğini de gösteren insanlar oldu. Bolt, koştuğu o kısacık zaman aralıklarında sporun insanları bir araya getiren, olumlu değişim yaratan çok önemli bir güç olduğunu da spor mücadelesi boyunca kanıtladı. Az önce bahsettiğim gibi Türkiye olarak da son yıllara baktığımızda bizlere de eşsiz bir hikaye sunan bir sürece tanıklık ediyoruz. Her yönüyle çok mesajlar dolu. Kadın voleybol milli takımımızın başarısından bahsediyorum. Bizim deyimimizle ve onlara koyduğumuz isimle, markayla filenin sultanlarından bahsediyorum. Son yıllarda elde ettikleri uluslararası başarılara Türkiye takım sporları tarihinin belki de
en büyük zaferlerine tek tek imza attılar. Umut ediyorum ki daha nice güzel başarılara imza atacaklar. Dünyanın bir numaralı takımı haline geldiler. Ama çok daha önemlisi, ülkemiz kadınları için mükemmel bir rol model haline geldiler. Şu anda benim evimde 12 yaşındaki kızım voleybolla yaşıyor. Voleyboldaki kızların cesaretini, duruşunu, mücadele azmini evin içerisinde hepimize yaşatıyor. Bana, eşime, iki oğluma yaşatıyor. O bakımdan onlarda o özgüveni görmek, kadınların çok daha güçlü olabilme karakterine bu şekilde yön verebildiğini bir takımın görmek, bir baba olarak, bir belediye başkanı olarak, toplumun bir yönetiminde bulunan insan olarak inanılmaz gururlandırıyor ve inanılmaz ümitlendiriyor. İşte ekip ruhu, disiplin ve pozitif kişiliklerle nasıl zirveye ulaşılabileceğini aslında bize gösteren insanlar bunlar. Özellikle dünyada da çok tartışılan ve çokça yol almamız gerektiğini bildiğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ülkemiz tarihinde belki de en güzel öyküyü ve en güzel yolculuğu bize yaşattılar ve yarattılar. Onların başarıları genç kızlara işte az önce verdiğim örnek gibi kendi hedeflerine inanmaları ve çalışmaları gerektiğini hatırlatıyorlar. Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ediyorlar. Örneklerini aktardığım bu büyük etkileri hayatlarının önemli bir parçası olan tüm sporcuları World Olympians Association nezdinde bir kez daha İstanbul'dan çok büyük minnet duygusuyla selamlıyorum ve onların kurduğu çok değerli bu birliğin üçüncüsü düzenlenen forumunun ev sahipliğini yapmanın da gururunu yaşadığımı tekrar hepinize belirtmek istiyorum. Burada toplanan tüm olimpik sporcuların World Olympians Association çatısı altında yarattığı mükemmel çalışmaları da sizlerle birlikte takip ediyoruz. Dünya üzerinde yaklaşık 100 bin olimpik sporcu kıtalardan, ülkelerden en küçük yerleşim birimlerine kadar büyük bir etki yaratıyorlar. OLI programıyla bu büyük gücün konsolide edilmesi, dünyanın dört bir yanında sayısız organizasyonla gençlere, çocuklara, kadınlara, dezavantajlı sosyal gruplara dokunmanız gerçekten hayranlık uyandırıcı. Ben bu anlamda OLI markasını da çok beğendiğimi ve dünyada çokça konuşulacağını ve özellikle OLI lakabı olan on binlerce insanın dünyada bütün güzelliklerin elçisi olması konusunda atacağı adımların önümüzdeki yıllarda çok ses getireceğini bugünden görüyorum. Bu anlamda sizleri bir arada görünce aklıma şu soru da geliyor. Sporun bu muhteşem etkilerini, olimpiyat felsefesini, İstanbul'un 16 milyonluk İstanbul halkının ve Türkiye'nin gücüyle nasıl bir araya getirebiliriz? Sporun büyük gücünün tüm dünyada yaşatılması adına hep birlikte çalışmak, beraber üretmek, kitlelere birlikte ulaşmak, olimpik felsefeyi milyarlarca insana yaymak en büyük dileğimiz. Ortak hedeflere ulaşmak adına elimizde gerçekten çok büyük bir güç var. Belki de dünyanın en büyük gücü eşsiz bir iletişim potansiyeli. Dünyadaki herkese birlikte dokunma fırsatı veriyor. Olimpik felsefenin etrafında kenetlendiğimizde neler başarabileceğimizi düşündüğümde heyecanlanmamak elde değil. Olimpiyat sporcuların hikayeleri çocuklara kendi potansiyellerini keşfetme ve en ileri olma yolunda açıkçası çok önemli bir referans noktası olur ve güçlü bir yol haritası gösterir. Dünyanın tüm çocuklarına başarılı olmak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için hep birlikte ilham olabiliriz. Onları spor yapmaya ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeye hep birlikte teşvik edebiliriz. Disiplin ve sorumluluk duygularını doğal bir şekilde kazandırabiliriz. Adalet duygusunun ne kadar önemli olduğunu, etik değerleri spor yoluyla birlikte en güçlü şekilde anlatabiliriz. Kültürel farklılıkları daha iyi anlamalarını, önlerinde
kocaman, renkli bir dünya olduğunu anlamalarını birlikte sağlayabiliriz. Spor ve spor dışındaki tüm profesyonel geleceklerinde takım ruhunun önemini kavramalarını ve hayat boyu onlara yardımcı olmalarını sağlayabiliriz. Çocukluğunda spor yapan insanların okul hayatları boyunca çok daha başarılı olduğunu birçok araştırma gösteriyor. Mezuniyet ve başarı oranlarında belirli ülkelerde %50'yi aşan gelişmeler gözlemleniyor. İfade etmeliyim ki benim de kişisel hayatımda geçmişte yaptığım sporun ve o spor dalı içerisinde aldığım enerjinin bana kazandırdıkları süreçteki deneyimlerin hayatım boyunca bana çok faydalı olduğunu, çok katkı sunduğunu birebir yaşayan bir kişiyim. Erkek egemen toplumlarda kendilerini kısıtlayan kurallarla yaşamak durumunda kalan tüm kadınlara olimpiyatlarda umut olabiliriz. Kadınların sporun her alanında var olabileceğinin ve erkeklerle eşit şartlarda yarışabileceğini gösterebiliriz. Genç kızlara kendi potansiyellerini gerçekleştirme konusunda hep birlikte cesaret verebiliriz. Araştırmalar geleceğin kadın liderlerinin spor sahalarından çıkacağını bizlere söylüyor. Birçok ülkede insan hakları ve sosyal adalet konularında yaşanan sıkıntıları ve sosyal adalet konularında özellikle kadınların uğradığı haksızlıkları kitlelere hep birlikte en güçlü şekilde anlatabiliriz. İşte Paris 2024'ün tarihte ilk kez kadın ve erkek sporcularla eşit kota açmasını ben tarihi ve çok önemli buluyorum. Spor ve olimpiyatlar yine çok önemli bir konuda öncü konumunda. Bizler bu öncü duruşu her alana yaymakla görevliyiz. Hele hele yerel yöneticiler artık dünyanın büyük bir kısmının kentlerde yaşadığı bir çağda çok önemli bir görev alanına sahibiz. Olimpiyatlar dünyanın daha huzurlu ve barış dolu bir yer olması açısından da çok önem taşıyor. Farklı ülkelerden, farklı kıtalardan, farklı kültürlerden gelen insanları bir araya getirerek ve uluslararası bir dostluk ve barış mesajı vererek hep birlikte kardeşliğin ve insanlığın birliğini öne çıkarabiliriz. Farklı insan topluluklarını, geleneklerini tanıyarak daha toleranslı insanları daha iç içe, daha birbirine saygılı hale getirebiliriz. Gençlerimizi bu duygulara ve tutumlara hep birlikte yönlendirebiliriz. Olimpiyatlar ve spor dünyadaki tüm engelleri insanlar için aşılmasında umut ışığıdır. Kent açıkçası, kentler bu konuda az önce dediğim gibi önemli bir adres. Kendi içinden yine aynı büyüklüğe, organizasyon düzeyine ve titizliğine sahip paralimpik olgusunu doğuran bir felsefeden burada önemli bir şekilde bahsetmeliyiz. Hep birlikte engelli sporculara kaynağı olma konusunda sorumlu insanlarız ve olabiliriz. Hep birlikte engelli kardeşlerimizin haklarını ve ihtiyaçlarını vurgular, farkındalığı artırabiliriz. Bugün burada aramızda da hayata dair çok zor koşullarda başlamış, spor yoluyla hayatlarını ve kaderini değiştirmiş insanlar olduğunu biliyorum. Spor toplumdaki tüm dezavantajlı gruplar için çok önemli bir yolculuğu başlatır. Sadece sporculardan değil, sporun sağladığı motivasyonla hayattaki zorlukların, engellerin ötesinden gelen milyonlardan, yüz milyonlardan bahsedebiliriz. Spor ve olimpiyatlar aynı zamanda bir başka başlık olarak büyük bir ekonomi ortaya çıkar ve çok önemli bir istihdam sağlar. Birlikte bu temel gerçeklerin sözcülüğünü yapabilir, bu hattı da çok güçlü bir hale getirebiliriz. Çok farklı alanlarda sorunlar yaşayan insanların en büyük ilham kaynakları olabiliriz. Olimpiyatların ve IOC'nin son yıllarda özellikle sürdürülebilirlikle ilgili yaptığı çalışmaları da açıkçası ben bir belediye başkanı olarak büyük bir hayranlıkla izliyorum. Tabii
yaşanabilir bir ekosistemin sporla olan yakın ilişkisinin farkındayız. 21. yüzyılın en önemli konularından birinin sürdürülebilirlik olduğunu çok iyi biliyorum. Sokaklarında spor yapılan bir kentin sürdürülebilir bir kent olduğu gerçeğiyle hareket ediyoruz. Enerji tasarrufu, atık azaltma, su yönetimi ve doğal alanların korunması gibi konularda sporun ve olimpik sporcuların verebileceği çok sayıda mesaj var. Olimpiyatlarda kullanılan çevre dostu teknolojiler örnek oluyor ve hızla gözlemleniyor ve bütün dünyaya yayılıyor. Olimpiyat yoluyla hep birlikte sürdürülebilirlik konusunda da ciddi mesajları milyarlarca insanlığa hep birlikte yayabilir ve verebiliriz. Bu önemli etkilerin örneklerini yıllardır tüm olimpiyatlarda birlikte yaşadık. Olimpiyatların ve olimpik sporcuların öncülük ettiği toplumsal değişimleri dikkate aldığımızda son yıllarda çok önemli örneklerle karşılaştık. Örneğin Sydney 2000 bir kıtanın, bir ülkenin sporla nasıl bütünleştiğini, kültürünü spor yoluyla nasıl tanıttığını, olimpiyatlar yoluyla sosyal değişimi nasıl başardığını gösterdi. Yine Pekin 2008, Çin'in ekonomik ve sosyal gelişimini tüm dünyaya servis etti ve gösterdi. Spordaki başarılarını geliştirdi. Gençlerinin, çocuklarının daha fazla spora ilgi duymasını ve daha fazla spor yapmasını sağladı. Asya kıtasının tamamını motive etti ve ayağa kaldırdı. Tamamını etkiledi. Yine çok özel bir buluşma anı Londra 2012, özellikle Sport England ile 25 yılı aşan büyük bir spor hareketine imza attı. Sporun toplumsal gücünü tüm dünyaya o olimpiyat oyunlarında gösterdi. Sport England tüm dünya için çok değerli verileri ortaya koydu ve bize yaşattı. Spor yapan, olimpik felsefeye önem veren bir toplumun sağlık, güvenlik, ekoloji gibi kritik konularda maddi olarak da nasıl tasarruf edilebileceğini bütün dünya kentlerine gösterdi. Ve Tokyo 2020, IOC'nin değerli başkanı Thomas Bach'ın işaret ettiği gibi gerçekten dünya için zor bir zamanda, pandeminin ardından tüm dünya için tünelin ucundaki ışık olduğunu gösterdi. Dev organizasyonla tüm insanlığın yeniden ayağa kalktığını gösterdi. Moral verdi bütün dünyaya. Büyük deprem ve tsunami felaketinin, Fukushima nükleer kazasının ardından bir ülkenin de yaralarının nasıl hızla sarılabileceğini kanıtladı. Olimpiyatlar ve spor, dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Japonya'nın en büyük motivasyonu haline geldi. Atina 2004, Rio 2016 yine başarı dolu örnekler sergilediler. Evet, önümüzde de Paris 2024 var. Baron Pierre de Coubertin'in olimpik ideallerini tüm dünyaya yaşatacaklarına inancımız sonsuz. Modern olimpiyatların kurucusu, insanlığın uyumlu gelişimi için sporu ve olimpiyatları kullanmayı hedefledi ve çok büyük bir yolculuğa dünyayı çıkardı. Bugünlerde olimpizme her zamandan daha fazla ihtiyacımız var. Los Angeles 2028 ve Brisbane 2032'nin de aynı etkiyi yaratacaklarına şimdiden eminiz. Tabii ki İstanbul. İstanbul'un dünyanın en büyük ve en güzel kentlerinden birinin belediye başkanı olarak benim ve tüm İstanbul halkının da benzer hayalleri var. Brisbane 2032'den sonraki olimpiyat olan 2036 için çalışmalarımızı her geçen gün daha inançlı bir şekilde, daha kararlı bir şekilde hızlandırıyoruz. Ama burada şunu tüm açıklığıyla belirtmek isterim. Ev sahipliği açısından birçok
farklı etkenin, bazen siyasi yaklaşımların önemli olduğunu da biliyoruz. Ama bizim hedefimiz İstanbul'un olimpiyatların ev sahipliğine ulaşamasa da olimpik bir kent olmasını sağlamak, sporun tüm olumlu etkilerini halkımıza, bölgemize, ülkemize ve çevremizdeki tüm coğrafyalara yaşatmak, sadece coğrafya olarak değil, kültürel olarak da batı ve doğu arasında köprü olmaya devam etme konusunda da büyük bir yolculuğu var ettiğimizi biliyoruz. Bunun altını olimpik felsefeyle ve uluslararası spor organizasyonlarıyla çizdiğimiz takdirde etkisinin dünyanın tüm ülkeleri için çok anlamlı olacağını da biliyor ve görüyoruz. Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluklarının başkenti İstanbul'un en büyük meydanının 100 bin kişilik bir hipodromun olduğunu sizlere duyurmak isterim. İstanbullular sporun, rekabetin, takımlar arası mücadelenin heyecanını tam 2000 yıldır yaşıyor. Futbol, basketbol, voleybol gibi dünyanın en yaygın takım sporlarında dünya ve Avrupa şampiyonaları, Şampiyonlar Ligi finalleri, Euroleague final Final Four'ları düzenleyen bir yeteneğe ve birikime sahibiz. WTA, ATP turnuvaları gerçekleştiriyoruz. İki üniversiyet, EOF, Akdeniz ve Karadeniz oyunları gibi olimpik kimlik taşıyan ve onun izlerini hissettiren organizasyonları başarıyla yaparak çok önemli bir gelenek yarattık İstanbul'da. Kentimizi dünyanın tüm sporcularının buluşma noktası haline getirdik. Büyük bir ihtimalle bugün burada da İstanbul'da sahaya çıkmış birçok isim bulunuyor. Uluslararası organizasyonlar dikkate alındığında İstanbul aslında zaten tarihi bir olimpik kent. Türkiye zaten bir olimpiyat ülkesi. Tüm bu çalışmaları Avrupa'nın en genç ve dinamik nüfuslarından birine sahip bir ülkenin yetkilileri olarak yapıyoruz. Biliniz ki sadece sportif alanda değil, hayatlarının tümünde sporun olumlu etkilerini yaşamaları için gençlerimize de yaş ortalaması 32 olan bir kentte spor yoluyla dokunuyoruz ve dokunmaya devam edeceğiz. Yaptırdığımız yatırımın sosyal getirisi analizi çalışmasıyla İstanbul'da spora yapılan bir birimlik yatırımın vatandaş gözünde 101.05 birimlik değeri olduğunu belirledik. Bu çok önemli bir yatırım. Çok güçlü bir yatırım. Çok kazançlı bir yatırım. Sportif etkinliklerimize katılanların %84'ü kendilerini daha zinde ve daha sağlıklı hissettiklerini belirtiyorlar. %92'si sporun toplumsal bütünleşme sağladığını fark ettiğini söylüyor. Görüyorsunuz ki aslında her duyguya hitap eden, her duyguya katkı sunan bir yolculuk. Kadın sporcularımızın başarılarıyla fark yaratıyoruz. Tekrar ifade etmem gerekir ki Avrupa şampiyonu olan voleybolcularımız, Euroleague şampiyonu olan kadın basketbolcularımız, boksta, güreşte, olimpiyat şampiyonu olan kadın sporcularımız var. Olimpiyatlarda her geçen gün kadın sporcu temsiliyeti giderek artıyor. Sağlık için spor yapanlar, ailelerinde sporun sözcüsü haline gelen kadınların da sayısı oldukça fazla. İstanbul kadınlar açısından da önemli bir olimpik kent. Açık hava etkinliklerimizde kadınların oranı tam %83. Ülkenin %90 üzerinde bir oranının desteklediği sadece futbolda değil, 20'ye yakın olimpik sporda faaliyet gösteren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dünya çapında markalar olarak ve onlara ilave olarak sayısız İstanbul takımıyla farklı branşlarda yılın en az 300 günü sporla yaşayan bir nüfusa sahibiz. Hem de tam 16 milyon nüfusa sahibiz. Sokaklarımız, sahillerimiz, parklarımız giderek gelişen spor altyapısıyla olimpik bir kent olma yolunda büyük hayalimizi hep birlikte sürdürüyoruz. İstanbul 2036 yolundaki maceramız nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, dünya spor tarihinde
Dünya spor haritasının en parlak ve en belirgin noktası olmak için yoğun çabalarımızı sürdüreceğiz ve bunda çok kararlıyız. İşte sizlerin varlığı, özellikle devletimizi kabul ederek İstanbul'da buluşmayı, davetimizi bu toprakların yöneticileri olarak bizleri bu davette kabul ederek İstanbul'da buluşmayı kabul etmeniz, etkinliğe dünyanın dört bir yanından katılmanız spor adına, olimpiyatlar adına umutlarımızı oldukça arttırıyor. Değerli konuklarımız, çok bizi gerçekten umutlandıran ve buraya katılmanızla moral veren değerli olimpiyanlar, konuşmamı bitirirken hepinize, spor dünyasına, spor yapan herkese katkılar sağlayacak, sporda yeni dönüşümlerin önünü açacak başarılı bir forumun olmasını diliyorum. Mutlaka çok önemli ve değerli bir gün olacaktır. Bu duygularla tekrar İstanbul'umuza hoş geldiniz. İstanbul tarih boyu olduğu gibi şimdi de dünyayı birleştirmeye devam ediyor. Tekrar değerli Başkan Joel Bozu'ya ve bütün ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hepimize mutluluk ve gurur verdiniz. Sağ olun, var olun. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.